ona göre günsan. Yoğun bir insan, ona göre günsan. He, sonuçta evini seviyorsan. Sana göre günsan. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Maç ertesi bu bölümünde Adana Demirspor Galatasaray maçını konuşacağız. 3-0 kazandı Galatasaray. Zor bir maç oldu aslında. Yani tabela 3-0 yazıyor ama maç epey zor geçti. Mustera ciddi şekilde yıldızlaştı. Bol pozisyon, bol şut gördük. Daha ilk yarıdan aslında belliydi maçın böyle geçeceği. Daha maçın ilk dakikalarında çok geçişli, kolay geçişler oluyordu iki orta sahada da. ki bu konuyu da konuşuruz. Galatasaray orta sahası bu kadar kopuk olmalı mıydı? Savunma bu kadar derinde olmamamalıydı. Bunları birlikte konuşuruz. Öne çıkan bireysel performanslar var ve çok ciddi bir avantaj var. O o avantajı korumak var önemli bir deplasmandan. basmandan. artık sadece 4 maçı kaldı önünde Galatasaray'ın. Maç fazlasıyla puan farkını şu anda 7'ye çıkarmış durumda. Derbi'yi çok daha rahat izleyecek. Ve kalan maçlarda 4 maç kalmışken ciddi bir avantajı söz konusu. Ee, ve bunu da korumaya başardı. bunu birlikte konuşalım. Bireysel performanslarıyla birlikte, öne çıkan oyuncularla birlikte. Ee, sizin de yorumlarınız eşliğinde tabii ki. Serbest 8'e abone olup, abone olmayı, olmayı. videoda beğenmeyi, beğenme butonu basmayı unutmayalım. Ee, bir kere öncelikle nereden başlamak istiyorum biliyor musunuz? Direkt hakim... Ziyaş isminden başlamak istiyorum çünkü e, maç öncesi formasyon bölümünde de bahsetmiştim. E, Perşembe günü canlı ki bu canlı biraz sabitleştirmek istiyorum. Hala gün arayışı, arayışı içerisindeyim. Perşembe geceleri sanki ideal önümüzdeki haftayı değerlendirmek bakımından e, bir haftaya bakış oluyor. Hem de güzel muhabbet oluyor. Orada konu Galatasaray'ın ideal 11'i olunca Hakim Ziyech'e gelince konu. Şunu söylemiştim. Eee. Belki maçın son bölümünde daha etkili gözüküyor gibi olabilir. Rakibin direnci düşmüşken son yarım saatlerde. Topla önünü boşaltma ihtimali daha çok oluyor. Direnci düşmüş rakibe karşı. Ama ne olursa olsun ilk 11 fırsatını sürdürmek lazım. Hakimiz Ziyeş gibi bir silah varken olabildiğince süresini artırmak lazım. Çünkü her zaman cebinde tabelayı bozma ihtimali olan bir oyuncu. Şöyle serseri kurşun misali bir topa vurur. Çatala gider. Her zamanki gibi e, kalecileri hataya sürükleyecek. Hata yapıyormuş gibi gösterecek. O pis şutlarından bir tanesini atar. Olumlu anlamda pis tabii ki. Bir bakarsın tabela bozulur. Bir anda işler tamamen lehine döner. Diyordum ve bu tamamen karşımıza çıktı. Şimdi performansa bakılınca çok daha öne çıkan performanslar var. Belki Hakimziyeş'in maç genelinde topu aldığı zaman yarattığı fark, top rakibe geçince yaptığı baskı vesaire çok acayip etkili gözükmediği maçlardan bir tanesiydi ama tam da bu noktada tabelayı da o bozdu. Ve oyun da tamamen Galatasaray'ın döndü o dakikadan sonra. Çünkü o zamana kadar böyle ortada olan bir maç vardı. Adana Demirspor'un da pozisyona girdi. Karşı karşıya pozisyonlara girdi. Çok fazla şut fırsatının yaşandığı, Galatasaray'ın da pozisyonlara girdi. Evet belki bir noktada topa vurma kabiliyeti daha yüksek olan oyuncuların oyuncular grubu Galatasaray'da olduğu için bu iş Galatasaray lehine bitecek gibiydi. Ama sonuç o kilidire birisinin kırması gerekiyor. O işin lehe çevirecek de bir kaliteli çıkması gerekiyor. Oyuncu yine kimseye yaş oldu ve 1-0 yapan gol çok önemlidir bu tip stresi yoğun haftalarda. çünkü o 1-0 yapan gol olduktan sonra o dengeyi bozduktan sonra oyunda sizin lehinize döner. Rakibin direnci düşer. 0-0 derken oyun farklı olur her zaman. Yani Adana Demirspor çok daha iştahlı oynuyordu 0-0 derken. 1-0 derken oyun da Galatasaray'ın lehine döndü. Daha rahat top dolaştırmaya başladı. Adana Demirspor geride daha fazla boşluk bırakmaya başladı. Ki ikinci golde de çok e, rahat bir boş koşu yaptı mesela Kerem Demirbay. Tabii ki final vuruşu çok özel çaprazdan. Ama çok rahat bir boş koşu ceza sahası içerisinde. Normalde daha kalabalık içerisinde kalabilirdi. İşte bunların hepsini... O ilk golü atan oyuncu sağlıyor. Ve Hakim işte de, e, o denge bozuculuğunu, serseri kurşun misali şutlarını bu son haftalarda çok fazla ortaya çıkarmaya başladı. Yakın zamanda yine bir çatala çok güzel bir gol atmıştı. Bununla birlikte oyuna da etkisi günden güne arttığını düşünüyorum. E, ve onun tekrardan takıma dahil olmuş olması bir ara hani kadrajdan çıktı gibiydi. Devre arasında e, işte Afrika Kupası dönemlerinde. Sanki böyle çok odaklanmıyor gibi gözüküyorken tam zamanında insan ayında devreye girdi ve Galatasaray'ı avantajlı konuma getiren isimlerin başını çekiyor şu anda. O yüzden ben e, paragrafı alkimizi yeşle açmak istedim. Dengeyi bozan oyuncu oldu. Peki maçın fişini çeken oyuncusu kim oldu? E, Gün salına maçın fişini çeken performans tabii ki Mertens'ten geldi. Geçen hafta da onu seçmiştik. Hatta canlı yayında izlediyseniz e, bence as asıl fişi çeken oyuncu... Hakim Ziyech çünkü bir noktada o golü atacak adam önemli ve tabela bozulduktan sonra oyunu da tamamen, ga, tamamen çevirdiği için Hakim Ziyech'i ben bir ayrı noktada tutuyorum ama bir taraftan da şey düşündüm yani. Vicdanım el vermedi. Çünkü burada 37 yaşındaki bir adam elinden gelenin %300 fazlasını yapıyor. Her anlamda. Her anlamda. ya yani yine iki asistle kapattı maçı. Yine hücum anlamında o bağlantıyı müthiş yapıyor. Etrafını çok doğru yönlendiriyor. Tek dokunuşlarla çok net pozisyonları sokuyor. Çok rahat asistan, asistanları hazırlıyor takım arkadaşlarına ama maçın bütün takım dahil en çok top kazan oyuncusu Dries Mertens. Ve bunu çok etkili alanlarda yapıyor bu arada. Yani Dries Mertens bir 10 numara olduğu için e, ki 8 numara savunması da yapıyor. Hatta bazen direkt 8 numara oynatıyor Okan Hoca maçın son bölümlerinde ama bu başta çoğunlukla on numara pozisyondaydı. Hemen Santifor'un arkasında dolandı yine her zaman olduğu gibi. Şimdi düşünsenize bu bölgedeki oyuncu maçın en çok top kazanan oyuncusu oluyor. Bu ne demek? Rakip atak başlatıyorken direkt burnunun dibinde, rakip kalenin burnunun dibinde bu adam top kazanmış ve o topu Galatasaray'a vermiş. Galatasaraylı takım arkadaşlarına vermiş. Zaten onlardan bir tanesi de gol oldu. E, gollük bir top kazanma yani bu. Yani Torreira atak keser, ama gollük pozisyonunda o ihtimali daha düşüktür. Çünkü kendi kalitesine yakın o topları kesiyordur, o topları kazanıyordur. Ama Mertens 10 numara pozisyonda bu kadar yoğun şekilde top kazanması demek bunların Galatasaray hatalarına dönüşmüş olması demek. Olağanüstü bir katkı bu. Bu gerçekten olağanüstü bir katkı. Ee, yani gelecek sözde mutlaka yerine transfer edin, edilmesi gerekiyor. Bu konudaki fikrimi biliyorsunuz. Çünkü bizzat Mertens'in dediğim gibi yani o oradaki performansı takımına kadar etki ettiği ortada. O yüzden işi şansı bırakmaması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet belki artı bir yabancılardan biri olabilir. Kadroya dahil edeceğiniz yabancılardan bir tanesi olabilir Mertens. Sözleşme uzatması gayet mantıklı olur. Kendini daha güvende hissedersin. Yani yapacağın transfer, oraya bir yatırım. Hemen sonuç vereyim mi vermez mi? Bir zaman tanımak gerekir mi gerekmez mi? O bölümde Dries Mertens sigortasına sahip olursun zaten. Ee, ama evet sadece onu da bırakmamak lazım ki o da böyle süresi belki azaldıkça etkisi de daha fazla artsın gelecek sezon. Ee, yani çok iyi oynuyor. E, Bir taraftan da dediğim gibi o bölgenin ne kadar önemli olduğunu da tekrardan altını çiziyor Dries Mertens. Başını ee, fişini çeken performans ondan geldi. Peki biraz şu kısım konuşalım. Oyun neden bu kadar geçişli oynandı? Gerek var mıydı konusunu konuşalım. E şimdi tabii maç kazanıldıktan sonra e, kazanan her zaman haklıdır ki Okan Hoca 15 15 yaptı. Geçen sezon yine galibiyet serisi rekoru kırmıştı. Bu sezon kendisi tazeledi. Demek ki yani bu adamın gerçek anlamda bir bildiği var. Bir tercihi var. Ve o tercihi de e, tempodan ziyade lig maçlarında özellikle tempo derken yani fizik gücü, fiziki dirençten ziyade topla fark yaratacak oyuncuların süresini arttırmayı çok seviyor. Şakim i̇şte, eşi süresini arttırdı. Kendi Dönübay'da ısrar etmeye başladı Torayran'ın yanında. E, i̇şte Mertens ki o hiç yaşına göre aslında bir eksik kalmıyor top oyunda ama onunla mutlaka işte süresi olabildiğince arttırıyor. Hatta orta sahada kullanıyor bazen. İç orta saha gibi kullanıyor. E, bu tabi ligin son bölümünde Galatasaray'ın dönen topları almasını alma ihtimalini düşürdü. Yani Kerem Demirbay şahane bir gol atmış olmasına rağmen yine düşük seyirli bir maç izletti tempo anlamında. Top rakibe geçince e, çok fazla topu kazanma hamlelerini görmedik. Torreira da aslında uzun zamandır standartın bir tık altında olduğunu düşünüyorum. Lucas, klasik Lucas Torreira yok yani. ya yani klasik Lucas Torreira tek başına o alanı tek başına donatırdı. Masayı tek başına donatırdı ama şimdi biraz idare ederek oynuyor o da. E, orta saha ikilisi idare ederek oynuyor. Dönen topları kazanamıyor. Mertens elinden geleni yapmış. O yine kazanmış. Ama onun tehdit geçen, onun baskısının tehdit geçen ataklar orta sahayı direkt geçmiş. E savunma hattına Nelson olunca biraz daha derinde savunuyorsun. haliyle hatlar koptu Galatasaray'da. Ve çok pozisyon fırsatı verildi. Burada tabii ki Mustaray'a da ayrı bir parantez açacağız ama şunu söylemek istiyorum. E, sanki kalan maçlarda Nelson Davinson değişimi tekrardan olabilir gibi hissettim ben. Çünkü çok e, güvende hissettirmedi Nelson'un bu savunma çizgisini geriye çekmesi. Önceki maçlarda daha güvende hissettiriyordu. Takım bir tık daha yakın oynuyordu. Yani takım savunması biraz daha yakın yapabiliyordu Galatasaray. Hal böyle olunca o pozisyon savunmasıyla Nelson genel atakları çok temiz karşılıyordu. Ama mesafeler açılınca tıpkı yazın oynanan Avrupa elemelerinde olduğu gibi Nelson da problem yaşar o mesafe açılınca. Nelson da Orta sahan dirençleri düşürken kendisi de kendisi e, savunma çizisini arka atıyor. Hatta bir tane pozisyonu Adan Edemir pozisyonu o saat çizgisini bozan oyuncudan son. O kopukluğu sağlayan oyunculardan bir tanesi. Neden olan oyunculardan bir tanesi daha doğrusu. Artı bozukluğu yapmayalım. E, ama Davinson Sanchez ihtimali onun varlığıyla Abdülkerim ve Davinson'dan çok daha yakın savunma yapıyordu orta sahayla Galatasaray. E, arka geri dörtlüsü. Bu da aslında rakibe daha sıkışık alanlar vermekti. Bu kadar pozisyon vermemek demekti. Belki kalan maçlarda tekrardan bir son hamlesi yapılabilir gibi gözüküyor. Yani 11'e dön, dönerse şaşırmam. Onun haricinde zaten artık ıı, bu 11 hiç değişmeyecektir. Ön tarafın değişmesi artık çok zor. Ki değişmesinde zaten. Ziyeşi, Cardi, Bar Barış Alper, Mertens, Torreira, Kaan Ayhan artık götürecek. Ee, Kön, Abdülkerim Banko, Mustera Banko. Ki olan üstü maç çıkarttı hakikaten. Ama Daminson tekrardan bir dahil olabilir gibi geldi bana. Çünkü e, bu artık alışkan orada bir alışkanlığımız var. Orada bir sigortamız var. biraz açtı. Çok fazla pozisyon verdi Galatasaray. Bazen kazanıyorken de e, bir kıvılcım da yakmak lazım akılda. Hani kazandık ama şu, şöyle daha da iyisi olabilir mi acaba diye, diye düşünmek lazım. Zaten e, çok az kaldı sezon bitmesine. Belki hiç değiştirmeyecektir o kadar belki de böyle bir hamle olacaktır. Şimdi Kerem Demirbay konusunda da şunu söyleyeyim. Eksik maç çıkartması olmasına rağmen Okan Hoca oraya çok fazla dokunmadı. Oyundan almadı. Öne geçmiş olmasına rağmen almadı. Ve 2-0 yapan golü yine Kerem Demirbay attı. Ki bu sezon Torreira'nın yanında oynayacak 8 numaralarda o ceza sahasındaki koşular bir tek o yaptı. Ve bu da fark yaratıyor aslında. Hatta maç 0-0 iken de Tam ceza sahasına girmese de o yayın oralara gelip yine sağ ayakla etkili bir şut çıkartmıştı Çatal'dan dönen top. E, golde de ceza sahasına koşu attı. Çok güzel vücut fekiyle kurtardı rakibinden topu. E, tavana vurdu. Şahane bir final vuruşu. E, bu da aslında Okan Hoca'nın kaliteli ayak tercihinden kaynaklı olan bir gol. Orada ben içimden herhalde birazdan Berkan girecek dedim. Kendilerinin var yerine. Hatta belki direkt üçlüye orta sahaya döner. İyice oyunu tutmaya döner. Çünkü Artık zigzaglı bir maça gerek yok. Yani gittili geldiğini maça gerek yok. Skoru da bulmuşsun. Bunu koruması daha mantıklı diye düşünüyordum içimden. Ama bozmadı hoca boyunu. Ee, ve farkı gitti gerçekten Galatasaray. Kendi demir da o farkı götüren isimlerden bir tanesi oldu. Sonrasında İkali golüyle üçe 3'e gitti maç. Ee, yani ortada geçen bir maçı kalite ayaklarının fazlalığıyla Galatasaray lehine çevirdi. Ve bunu da Okan Hoca tercih etti. Ee, Okan Hoca'nın zaten futbolun bakış açısında, futbola bakış açısında tercih ettiği şeylerden bir tanesi bu artık onu tanıyoruz. Oyuna bakışını çok net biliyoruz. Tercih ettiği şeylerden bir tanesi bu. Kaliteli ayakları olabildiğince ilk 11'e serpiştiriyor. Yani koşan tempo oyunculardan ziyade ben kaliteden yanayım. Topa vurma kabiliyetinden yanayım. Ama daha yakın gibi gözüküyor. E, bir de dediğin gibi şunu da şu özelliğini de çok iyi biliyoruz. Rakip kim olursa olsun güçlü bir kazanma planının peşinde her zaman Okan Buruk. E, ee, yani daha mesela şu an geçen dönem belki Galatasaray'ı genel olarak çok Avrupa'da başarılı kabul etmeyiz gittiği noktaya bakılınca. Yani Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü olması e, ne olursa olsun aslında United arkada bırakıyorsunuz ama Üçüncü olması işte bir sonraki turda elenmesi vesaire belki çok acayip bir başarı gibi söz edilmeyebilir ama çok başarılı oyunlar vardı. Geriye bıraktığımız sezonda Avrupa Kupalarında çok başarılı oyunlar vardı. United Deadmaster'a kazanma planı yapıp kazanmak. Bayern Münih maçında kazanma planı yapıp kazanmaya çok yaklaşmak. Hatta iki maçı da dahil ediyorum buna. Özellikle ilk maçta. Solbeck'in Kazım Canken ve önünde Zaha varken Zayıf şu şey anlamında söylüyorum. Savunma performans anlamında söylüyorum. Böyle bir yapıda tamamen pre, pres planı uygulatmak. Pres planı uygulatmak Bayern Münih'e ya karşı. Yani orada maç öncesi program yapan meslektaşlarım ben dahil hiç kimse böyle bir şey hayal etmez herhalde. Ama onun aklına, Okan Hoca'nın aklına göre kazan planı buydu ve bunu uygulama cesaretini sergiledi. Yani bu iki özelliği çok farklı noktaya taşıyor Okan Buru. Bazen istediği sonuçları almasa da Ço çoğunlukla da alıyor. En azından ligde aldı. Ee, belki Avrupa'da gelecek sezon çok daha iyi başarı elde edecek. Ona biraz kadro açısından da yardımcı olmak lazım. Belki de bu ayrımı yapmak zorunda kalmamalı. Ee, işte tempolu oyuncular, kaliteli oyuncular ayrımı yapmak zorunda kalmamalı. Yani biraz daha karmasını vermek lazım. Belki iyi bir 8 numara transferiyle hem ayağı hem de temposu olan iyi bir 8 numara transferiyle güzel bir sağ bekle. Ee, Okan Burak'a kaliteli ve tempolu takım karmasını verebilirsiniz. Ve o da çok daha başka işler başarabilir. Çünkü potansiyel olarak bunu hissettiriyor. Yaptığı işler ortada. Çok daha fazlasını da yapabilir açıkçası. Diyelim ve bir parantezle tabii ki Mustera'yı açalım. Ya yani 6 yıl Galatasaray'da Scouting Departmanı'nda çalıştım. Son 4 yıldır da yorumcuyum. Her kademede bildiğim gibi Mustera var ve Mustera şampiyonluk kazandırıyor. İşte Hamza Hamzoğlu zaman Hamza Hoca zamanında şampiyonluk gelmişti. Mustera'nın çok ciddi kalkısı vardı. E şimdi hala Mustera'nın ciddi bir kalkısı var. Yani çok ciddi bir lige damga vurma söz konusu. Ona ihtiyaç duyulan anlarda, lig yarışının özellikle şampiyonluk yolunda, final haftalarında, Nisan ayında, Mayıs ayında çok ciddi şekilde takımla ayakta tutuyor. Son zamanlarda önceki sezonlarda olduğu kadar ihtiyaç duy, duyulmuyordu belki de. Galatasaray yani biraz daha az pozisyon veriyordu ama bu maçta çok ciddi pozisyonlar verdi. Ciddi pozisyonlar bunlar bu arada bunlar. Yani şey de değildi. İşte zaten rakibin biraz top dolaştırmasına izin verirsin. Kötü şuta zorlarsın. Hani şut istatistiği çok yüksek çıkar ama pozisyona dönüşmez gibi bir durum yoktu. Gerçekten açık alanda e, birebir kaldığı, rahat şut fırsatı tanınan Adana Demirspor'da oyunculara Birçok pozisyon yaşandı ve oralarda Muslera doğru pozisyon almasıyla, doğru reflekslerle skorda dengeli tuttu hep. 0-0'da tuttu, 1-0'dan sonra 1-0'da tuttu. Ee, ve o ferahlığı hep verdi Galatasaray'a. Yıllarca yaptığı gibi bugün de yaptı ve herhalde Galatasaray mutlu sonu ulaşırsa ki çok yakın artık. Bu maçtaki Mustafa performansı da çok özel bir an olarak hatırlanacak Galatasaraylar arasında diye düşünüyorum. Evet benim notlarım bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, dediğim gibi Servet 8 de abone değilsek abone olmayı unutmuyoruz. Videoda beğenin lütfen. Bir sonraki içerikte, bir sonraki canlı yayında, bir sonraki bant yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.